Kanal Türk ekranlarından iyi hafta sonları sevgili izleyenler. Biz bambaşka bir programda karşınızdayız. Sıra dışı araçları göreceksiniz bu programda. Her hafta helikopterler, yatlar, uçaklar, sıra dışı otomobiller ve tüm aradığınız sıra dışı araçlar bu programda olacak. Bu haftaki konuğumuz Ford F-350. İşte bu araç. Şimdi bu haftaki konuğumuz Ford F-350. Bu Türkiye'ye giren ilk araç. Bu araçla ilgili gerçekten sıra dışı bilgiler var. Ve bu aracı Türkiye'ye getiren Berk Yayış'la tanıştıracağım şimdi. Tüm detayları ondan öğreneceğiz. Bu araç 2,5 ton üzerinde bir ağırlığa sahip. Bu da 6 kişilik bir helikopterin kalkış ağırlığına eşit bir oranda. Şu aracın hikayesini duyalım. Bu aracın Amerika'dan Türkiye'ye gelmesi ne kadar sürdü? Aşağı yukarı sadece yolu 40-45 gün sürdü. Ama tabii oradaki hazırlıklar, çünkü aracı bekledik. Bu ilk çıkan araçlardan bir tanesi. 2011 model olmasına rağmen biraz da paketler, bizim istediğimiz paketler olsun istedik Türkiye'ye gelirken. Ondan hazırlanmasını bekledik. Toplamda aşağı yukarı bir 3-4 aylık bir süreç bu. 3-4 aylık bir süreç. Peki bu otomobili sıra dışı kılan özellikler neler? Şimdi baktığımız zaman bir pick-up yenilenmiş, tamam dizaynı, ama bundan sonra sıra dışı kılan özellikler var değil mi? Evet, tabii hem teknik açıdan hem de Türkiye'deki mali açıdan bazı şeyler var. Bunlardan bir tanesi tonaj açısından araca yıllık yaklaşık 980 lira vergi ödüyor olmanız. Pul parası. Yıllık. Onun haricinde aracın motorun büyük olmasına rağmen yakıtı çok daha küçük motorlu araçlarla aşağı yukarı aynı olması. Mesela bu ilginç, hemen bunu paylaşalım. Bu arabanın motoru kaç cc? 6700 cc. Evet, yanlış duymadınız, 6700. Üstelik benzinin bu kadar yüksek olduğu bir zamanda. Peki bu araba kaç litre yakıyor dersiniz? Aşağı yukarı trafikte 13 litre falan yakıyor. 13 litre. Şehir dışında daha da düşüyor mu? Şehir dışında 10-11 lira kadar düşüyor. Yani inanılacak gibi değil, 6.7 litre bir motor. Motoru görelim mi? Tamam. İşte bu muhteşem makinenin motoru burası. Gerçekten bir gemi motorunu andırıyor. 6.7 litre. Peki ses nasıl? Ses içeriye çok fazla bir ses gelmiyor. Gayet sessiz. Dışarıdan da dizel olduğunu anlıyorsunuz ama dediğim gibi normal standart dizel araçlardan çok da fazla böyle bir ses, rahatsızlık falan verici bir motor değil. 8 silindir olmasına rağmen. Evet. Motor gerçekten muhteşem görünüyor ama hatta böyle neredeyse el girecek boşluk bile yok denebilir değil mi? Bu kadar yüksek oranda tork üreten bu araç, peşine bağlanan ortalama 1,5 ton ağırlığında 4 aracı çekebilecekmiş. Peki bu araç tabii çok güçlü değil mi? Ciddi bir tork üretiyor. Evet, 1100 tork bu araç. 1100 tork. Nasıl bir örnek vereyim? Mesela Türkiye'de kullanılan bazı dizel 3000 cc dizel SUV'lerin torkları aşağı yukarı 500-450-480 aralığında. Bir SUV'nin aşağı yukarı 2-2,5 katı kadar bir güç var araçta.